Akademi Ligi'nde ikinci haftanın açılış karşılaşması 1907 Fenerbahçe değil, sadece Fenerbahçe ve Fayron'un arasında. Fenerbahçe geçen hafta bir maç kazanmıştı ama Fayron henüz galibiyete ulaşamadı Eren ve Kledia saklamasıyla başlıyor Fenerbahçe. Geçen haftaya da hem Şampiyonluk Ligi'nde hem Akademi Ligi'nde damgasını vuran Akali bu maçta ortadan kaldırıldı. Evet tabii, bütün dünya genelinde Akali fırtınası devam ediyor. Bir süre daha onu izleyeceğiz belli ki. Ve Kled tabii burada enteresan bir yasaklama. Yine Kartus, bunlar hedef yasaklamalar. Ve Diana yasaklaması zaten sıkça o da gördüğümüz yasaklamalardan bir tanesi. Ormanda şu an hız noktasında bir numaralı şampiyon. Onun hızına ormanda yetişebilen herhangi bir şampiyon yok. İrelia, Kunduz'un oynadığını bildiğimiz şampiyonlardan bir tanesi. Yine bir hedef yasaklama geliyor Fayron Akademi'den. Evet ve Fayron'un son yasaklamasını yapacak ilk seçim hakkı Fenerbahçe Akademi'de. Jinx de ortadan kaldırıldı. Yine nişancılar özelinde bolca görmeye alıştığımız Jinx bu maçta ortadan kaldırılıyor. İlk seçim Zinzao oldu. Zinzao'nun çok fazla failleme ihtimali olmaması, evet, daha tek düze bir şampiyon olması ve gücünün de gayet yerinde olduğunu söylemek lazım aslında ama belki de son zamanlarda bahsedilen o Sterak dengelemesiyle birlikte Zinzao ve benzeri şampiyonlar da metadan kalkacak, ne dersin? Yani ne kadar dengeleneceğini tabii göreceğiz. O 12-3'te gelecek karşımıza. Birçok şampiyon, dövüşçü son dönemde geçtiğimiz seneyi de aslında domine eden şey. Kanichan falan değildi, Sterak da aslında. Tabii bu gözden kaçan bir detaydı bence. Özellikle dengeleme ekibi tarafından. Mutlaka etkileyecektir bu şampiyonları. Yine onun en çok yararlandığı, yani eşyadan en çok yararlanan şampiyonlardan bir tanesi Renekton da Mutant tarafından tercih edildi. Onun ellerinde izleyeceğiz. Yine Lee Sin. Erkenden bir Yone var bu arada. Bu erken Yone birazcık tartışılabilir nitelikte aslında baktığımız zaman. Çünkü Kör orta koridora gideceğini varsayıyoruz koridor yerine. Tabii bu kadar erken seçmeleri de birazcık esek ihtimalini içinde barındırıyor. Ve Jinx'in de yasaklandığı ortamda bence uzak ara bir numaralı tercih olan, ki Jinx'in olduğu yerde de bence Caitlyn bir numara. Bu kadar geç seçilmesi de biraz enteresan açıkçası. Peki büyü hasarını nereden alacak Fenerbahçe? Yani üst koridora belki bir Cannon veya benzeri bir şampiyon alınabilirdi ama ikinci yasaklama kısmında muhtemelen o tarz yetenek gücü üst koridor, evet, şampiyonları yasaklanacaktır yani Fayron tarafından. Aynen öyle. İşte burada bence Yone'nin bu kadar erken tercih edilmesi öyle bir problemi dediğin gibi ortaya çıkartacak. Artı üst koridora gittiği takdirde de zaten çok iyi bir eşleşmeye gitmeyecek. Renekton'un karşısında hayatta kalmaya çalışacak. O anlamda biraz problem haline geldi bence Yone seçimi şu anda direkt olarak. Artı Ezreal'ın da gelişiyle birlikte hani o Yone'nin bombo combo ihtimali de oldukça azalıyor zaten. Tabii Fibron'un akademi tarafı da Caitlyn'in iyi partnerlerini ortadan kaldırıyor. Bir tanesi tabii Lux, diğeri muhtemel olarak Karma olabilir. Üst koridor şampiyonlarını, yetenek gücü üst koridor şampiyonlarını yasaklamak yerine buraya doğru gidiyor. Çünkü Ezreal tercihi de şu, arkamıza yaslanacağız biz demek Caitlyn koridorunda. Bu da ne demek aslında? Caitlyn için kulelere çok rahat hasar vurmak ve çok çok büyük üstünlükler yakalamak anlamına geliyor koridorda. Buna karşı çözüm üretmek durumundasınız. İstediği eşleşmelerden, istediği partnerlerden birini özellikle yanına alırsa destek pozisyonunda işleri çok değiştiriyor Caitlyn. Evet, Yumi'yi de ortadan kaldıran taraf Fenerbahçe Akademi oluyor. Bakalım birer destek yasaklaması daha görecek miyiz? Fayron'un... Bu arada Fayron'un Karma'yı kendisi de alabilir. Hem, ama yasaklamayı tercih ettiler. Yasaklamayı tercih ettiler. Kendileri alsaydı şu olacaktı. İttirme avantajını dengeleyeceklerdi Caitlyn'in yakaladığı. Bu da oyunu ciddi şekilde değiştiriyordu. Çünkü ilk seçim hakkı da onlarda olacak yasaklama hakları bittikten sonra. Aslında Karma'yı kendileri de tercih edebilirlerdi bu pozisyonda rahatlıkla. Evet, Fenerbahçe son yasaklamasını yapacak. Onlar da şu an için senin bahsettiğin üzere erken bir Yone seçimi yaparak aslında yetenek gücü sorunu yaşayacağını şimdiden hissettiriyor. Leblanc yasaklaması geldi. Orta koridorda biraz daha Kunduz'un rahat etmesi için oraya bir yönelim var. Ve Fayron'un burada yani kuvvetle muhtemel bir destek git diyecek ki orta koridoruna, evet, bir kontra seçim yapabilsin. Leona üzerinde duruyor. Ve Leona geldi Fayron'un adına. Evet, Leona tabii standart ama ona cevap verebilecek birçok şampiyon olduğunu unutmamak lazım. Orada da Janna diye bir şampiyon var, biliyorsun artık.
gelen değişikliklerle birlikte 12-2'deki ve özellikle Leona gibi, aslında bir Leona kontrası özüne baktığımız zaman. Evet, Sindir'e gösteriliyor. Bu yönenin üst koridora gitmesi anlamına gelecek. Renekton karşısına gidecek. Tabii şöyle bir minik bir eşleşmede şey var. Yönenin E'si ile Renekton stun'ını yedirebiliyorsunuz aslında. Fakat bu her zaman ortaya çıkabilecek bir ihtimal olmayabilir. Bir de bekleme sürelerine baktığımızda neredeyse 2x. Aynen öyle. Son seçim Morgana. Morgana Caitlyn alt koridoru. Görmek, daha doğrusu izlemek çok keyifli. Ama karşısında oynayanları şimdiden kolay gelsin. Bence izlemek de keyifli. Niye? Değil bu arada. Yani sadece koridor ittiriyor. Hiç şey yok. Kuleye vuruyor. Hiçbir şey yapamıyorsun karşısında. Yani PvE oynuyorsun oyunu. Benim hoşuma gitmiyor bu arada Caitlyn. Yani evet, kuvvetli, çok kuvvetli. Hiç itirazım yok. Takımların bunu neden oynuyorlar da diyemiyorum. Ama yani mesela Corki de bana keyif vermiyor. Ve Caitlyn Morgana da aynı şekilde. Corki nasıl keyif vermez? Her şey yetenek atışı ya şampiyonun. Ay, yetenek atışı olsa ne olur? Yani saniyede bir atıyor. Tamam, ne keyif veriyor saniye kovlayıcısı? Değdiği zaman, mesela Yone keyifli bir şampiyon. Neden? Çünkü bir şeyler koyuyor ortaya ekstra. Yani Corki bir tane şey değdiriyor, yarı can. Gitti. Birçoğunda daha fazla. Az mı vurması lazım yani? Ya sağlıksız. Şu an Corki'nin sağlıklı bir halde mi olduğunu düşünüyorsun? Gayet dengeli. %15 kazanma oranı. <bile. gülüyor> Ben kendimden ilerliyorum. Evet, seçim yasaklama ekranını geride bıraktı. Peki hangi beşliyi daha çok beğendin? Fibron'un beşlisini daha çok beğendim. Alt koridorun ne kadar kazandığı Fenerbahçe Akademi için en büyük nokta olacak. Evet, Caitlyn'in ne kadar işleyeceği çok değerli olacak. Erken plakaların alınması için ve günlük karşılaşmasına geçiş yapıyoruz. Fenerbahçe Akademi, Fibron Akademi'ye karşı. Akademi Ligi'nde ikinci haftanın açılış karşılaşması Fenerbahçe ve Fibron'un arasında. Fibron'un ilk hafta hiç galibiyete tanışamadı. Fenerbahçe ise bir galibiyet, bir mağlubiyette kapatmıştı ilk haftayı. Fyfronin'den bir üst kordu orada. İstila söz konusu olabilir. Naknako şimdi gördü rakiplerini ve hemen uzaklaşacak oradan. Şampiyon seçim ekranında, özür dilerim. Şampiyon seçim ekranında Fyfronin'in kompozisyonu biraz daha fazla beğendiğimi söylemiştim ama düşününce şimdi biraz daha üzerine... Yani Sindir'a biraz vazgeçtim gibi. Daha doğrusu şöyle, yine bence Fenerbahçe'nin kompozisyonu çok ciddi problemler içeriyor ama alt ve orta koridor artı Ormancası'nın o kadar büyük bir erken oyun baskısı olacak ki rakiplerinin üzerinde. Burada ne kadar büyük baskı kurabilecekleri ve bundan neler çıkartacakları kritik. Yani maçı kapatacak noktaya getirebilmeleri lazım erken aşamada ki bu şampiyonlar kesinlikle onu yapabilecek nitelikte şampiyonlar. Diğer tarafta ise 3 eşyaya ulaştığı zaman Corki ve Ezreal'ın oyunu farklı bir noktaya taşıdığını izlememiz kuvvetle muhtemel. Çünkü onlara ulaşmak çok zor Fenerbahçe kompozisyonu için. Ellerinde kitle kontrol namına, takım savaşı başlatma namına bir şey, sadece Yone ultisi var. Evet, arkasında Morgana kalkanı olacak ama bu yine de yeterli değil Corki Ezreal'a karşı. Çok güvenli şampiyonlar çünkü onlar. Naktako bir seviye 1 takası için o çolda bekliyor. Herhangi bir yeteneğini kullanırsa eğer mutant minyonları, muhtemelen o birebir isteyecek ama... Evet, seviye 1 Yone'nin daha kuvvetli. Yone'nin de kaçırdı. Peki şunu sorayım. İlk vuruş rününden sezon başında bir hayli bahsettik. Bu arada Kerry hemen ilk takası kazanıyor alt koridorda. Yarı canını da aldı Ranzabel'in. Ama Sindire'ye karşı bunu tetiklemek çok güç. Özellikle seviye 6'dan önce. Evet. Acaba bu tarzda eşleşmelerde farklı rün tercih edilebilir mi? Edilirse ne kadar mantıklı? Ya tabii burada... İlk vuruş rününün özellikle ilk hasarı bıraktıktan sonraki verdiği hasarı da unutmamak gerekiyor. Onu verebilecek bir rün var mı? Artı birazcık güçlenmesine 300-500 daha altında olsa yardımda dokunduğu için yerine ne konulabilir? Belki bu, yine daha yani net kaybedeceği durum senaryolarda şeye gidilebilir. Ayağa çabuğa gidilebilir. Ama onun dışında ikinci bir seçenek ben çok yok gibi. Meteor'un daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Meteor. Yani ama ne kadar... Gerçi şimdi o tarafın ekstra olarak da şeyi var. Daha kuvvetli bir ağaç genel itibariyle baktığımız zaman. Dediğin gibi o da tercih edebilir. Ben hiç denemedim, bilmiyorum. Çünkü gerçekten ilk vuruş çok kuvvetli bir ürün şu anda.
O anlamda oyuncular da onun rahatlığından çok fazla kaçmak istemiyorlar. İlham Ağacı da genel itibarıyla sizi hayatta tutmak ve uzun süre boyunca hem koridor aşamasını sürdürmek hem de rahatlatmak anlamında iyi bir ağaç olduğu için oyuncular kaybetseler bile İlham Ağacı ile oyunu oynamaya devam etmeye çalışıyorlar. Büyücülük ağacı birazcık daha mesela, evet koridorda dürtüyorsunuz şeyle birlikte, Sihirli Yıldız'la birlikte. Bu arada alt koridorda bir takas olmuş. Alt koridorda sihir darbeleri de kullanılmış durumda. Tutuşturunu atmış Anzabel. Karşılığında Rüyuf ve Keri hem tutuştur hem şifa. Ve üst koridorda 361 Efe çok iyi bir noktada bekliyor. Kule altı geleceğini tahmin etti ama biraz erken mi davrandı acaba? Kroll çok fazla hasar aldı. Naknako bir türlü o minyonlardan vazgeçemedi, katılamadı bu savaşa. En azından sıçrasan olabilirlerdi belki Crowl'un. Kunduz son manası ile bir deneme ama ilk kan 361 Efe'ye gidiyor. Kunduz çok iyi takip etti. Zaten Chris de üstü dönmüştü. Evet, yani orta koridoru yokken o üst koridoru kule altını yapmak çok kolay değil. O anlamda iyi cezalandırdı burayı Fenerbahçe tarafı. Birazcık da şey ortaya çıkıyor işte. Özellikle bu kadar büyük kazanan bir alt koridorunuz varken üst koridora kule altı yapılmasın, işte üst koridorumuz daha fazla kaybetmesin diye oraya yatırım yapmak durumunda kalabilir birazcık Fenerbahçe. İşte Yone birazcık burada işleri o anlamda bozuyor aslında. Ama belli ki bir Renekton kontrası olarak düşünmüş ve değerlendirmişler. Bakalım nasıl sonuç verecek. İşte Renekton'un şu tarz takaslardaki avantajını... Evet, kısa takaslar bayılır. Gir, sersemlet, ezik katili, geri çık. Kesmiçle. Tercih etti. Rün gereğince de Yone muhtemelen işte o ilk eşyasını, ihtişamlısını tamamladıktan sonra... Hı hı. Hem oradan gelecek kalkan hem ekstra can çalmalarla birlikte biraz daha hayata tutunabilecek bu takaslara karşı... kendini gösterebilecek o da. Evet. Ama bu bayağı uzun bir süre alacak. Evet, bu arada o şampiyon seçim ekranında bahsettiğim etkileşim buydu. Sersemletmeyi yediği anda geri döndü. Özgür Ruhu scroll kapattı. Üst koridora bir kez daha geliyor. Naknako hortumuyla uzaklaşabilir rahatlıkla. Hatta uzaklaşmadan şöyle bir hareketini de yaptı. Yalnız orta koridorda Chris düşecek mi? Yani çok rahat bir birebir skor. Sıçrası da vardı oysa ki. Evet, bir hata geldi oradan Chris'ten. Rakibinin ne zaman altın seviye olacağının tam olarak farkına varamadı. Ondan dolayı da doğru pozisyon ayarlayamadı. Kunduz çok büyük bir üstünlük yakaladı koridorda ki zaten olması gerektiği şekilde. Alt koridorda bir minyon üstünlüğü var. Birazcık daha 361 Efe'nin bence gerekirse üst koridoru kendi haline bırakıp birazcık daha kaybetmesini kabullenip takım arkadaşının buradan olabildiğince maksimum şeyi çıkartmaya çalışması lazım ama gerçi Fenerbahçe alt koridoru da şimdiden iki kule barikatı almış durumda. Daha dakika 6'dayız. Caitlin Morgan'a işlemeye devam ediyor alt koridorunda Fenerbahçe'nin. Naknako savaş çizmelerini aldıktan sonra biraz daha bu tarz takaslarda rahatlamış durumda o da. Ve Mutant şu anda defansif olarak kabullenmek istedi orayı. Sanırım 361 Efe'nin de görüşü yok. Kendi ormancısı da alt koridorda. Yalnız alt koridordaki baskı dakika 7'ye girerken 3. barikatı getirdi. 7. dakika bitti. 8. dakikaya girdik. 7 dakika içerisinde 3 tane barikat aldı. Öyle bir koridor bu. Ve ya hakikaten Caitlyn zaten çok kuvvetli şu anda. Üzerine bir de böyle bir koridora gönderiyorsanız eğer Caitlyn'i, alabileceklerinizin sonu yok. Peki şu anki Caitlyn'de en sevdiğin eşya dizilimi hangisi? Bu arada... Yalnız kule altı geliyor. Mutant ultiyi açtı. Sersemletmeyi yemeden hemen geri döndü ama. İyi bir takas mı emin değilim ama sanırım ulti kullanamadan almayı denedi kule altında. Ama istediğini başaramadı orada Naknako. Evet, iki ulti de paylaşılmış oldu. Böylece baskı kurmaya başladı birazcık Naknako. En sevdiğim eşya dizilimi birazcık tahsildarlı olan aslında. Çünkü Caitlyn'in orta oyundaki o, hep bahsederiz ya. Zayıf, kuvvetli erken oyun, zayıf orta oyunu. Sonrasında da çok kuvvetlenen şampiyonlar hep bahsederiz. Tahsildar ve rüzgarın dediği kombosu bunu birazcık değiştiriyor aslında.
O zaman sen Fırtına Biçen'i sevmiyorsun herhalde. Fırtına Biçen'i o kadar sevmiyorum. Ama Fırtına Biçen'in çalıştığı çok iyi senaryolar var. İşte mesela bu maçta onlardan bir tanesi olabilir. İki tane çok uzak menzilden oynayan şampiyon var. Onlara karşı kuvvetli olabilir. Bakalım hangisini tercih edecek. Yani dün de bir tane Kate Noel oynadım mesela. Benzer bir senaryo vardı. Ulaşmakta çok zorlanıyorsun. Karşıda Jin, Lux vesaire bir şey vardı. Birazcık mecbur kalıyorsun aslında. Yakalayabilmek için veya yapışabilmek için rakibine. Ya bir de o eşya diziliminde can çalmadan, can çalma eşyası almadan oynanılabiliyorsa ve dördüncü eşya bombardıman alınabiliyorsa, ebedi bombardıman fırtına biçen rüzgarın iddetiyle çok tehlikeli, maksimum hasara ulaşabiliyor Caitlyn. Evet. Ama senin dediğin tahsildarda aslında bilirsin Caitlyn'lerle birlikte şöyle 300 canlı bir rakip olur, 10 canı kalır rakibin, düşmez. Evet. Hem fiziksel hasarını arttırdığı için hem de tahsildarın pasifinden dolayı etkisi oluyor ki headshotları da, kafadan vuruşları da çok büyük etkisi var aslında. Caitlyn'in zırh deşmeyle her şey kuvvetleniyor tabii. O biliyorsun aramlarda genelde oynanan ya ultisi de Q'su da vesaire, bunlar zırh deşmelerin hepsini çok ciddi kuvvetlenen yetenekler, yine pasifi de. O anlamda araya bir tane zırh deşme eşyası eklemek oradaki kuvveti ciddi şekilde yukarıya çıkartıyor. Ama bu oyun mesela erkenden bir kana susamışa da gidilebilir. Çünkü rakibin kuvvetlenmemiş dürtme şampiyonlarının yaptığı küçük dürtmeleri tamamen ortadan kaldırıyorsunuz kana susamışla birlikte. Artık kana susamışın artık tabii uzun süredir böyle kritik hasar katkısı sağlaması yine üçüncü eşyada ebedi kılıcı çok rahatlıkla alabilmeniz anlamına geliyor istediğiniz takdirde. Evet, coşku eşyası almadan da bir şekilde evet, o kritik şans ve saldırı hızı eksiğinizi kapatabiliyorsunuz ki. Eskiden bu yoktu. Evet, eskiden bu yoktu. Ezreal bir kenarı, sadece şu anki Corki'ye bile, rakibinize Corki varken evet, kana susamış çok iyi bir nişancı yaşıyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Şimdi skorları bir baskı da ulti kaçtı. Mutant şimdi çok soğukkanlı. Kesmişi bekleme süresinde mi acaba? Sıçrayı kullandı orada. Rakibini sersemletiyor. Kes kullanılırken havaya savruluyor ve yine de Naktakon'un ultisi kaçmış olsa bile skoru buldu burada Fenerbahçe. Evet, Renekton'dan hiç faydalanamadı. Fenerbahçe'nin belli ki planı birazcık daha altın seviye sonrasında buraya oynamakmış. Yone'nin etrafında ve şu ana kadar sonuç verdiği koridoru kazanması gereken şampiyon olan Renekton, Yone'ye karşı koridorunu kaybetmiş durumda. Ve kabadayılık dönemi sonlandı. Kabadayılık dönemi çok erken sonlandı hem de. Ormancısıyla ilişkiyi bir kere kurmayı denedi. Devamı gelmedi Fiveron'un tarafında. Ve Fenerbahçe burayı çok ciddi şekilde kazandı. Altın farkına baktığımızda 4500 bandına ulaştı. Yani bu çok büyük bir üstünlük ve bu kompozisyon öne geçtiği takdirde orta oyunda saçma sapan bir seviyeye ulaşıyor. Caitlyn, Morgana, Syndra ne yapabilirsiniz? Zaten takım savaşı başlatma mekaniğiniz var ama rakipte de Morgana var zaten. Artı Zinzao yine çok ciddi bir ön safa dönüşüyor. Ezreal, Corki hiçbir şey ifade etmiyor Zinzao ultisi varken. Evet, iş çok zor görünüyor Fyfron'un erken oyundaki oluşturulan 4500 altınlık üstünlük. Daha dakika 11'de. Tabii ilk kulenin burada bu altın farkına katkısı çok büyük ama şöyle baktığımızda her koridorda minyon konusunda iyi iş çıkardığını söylemek lazım Fenerbahçe'nin. Şimdi Naktako orta koridora yaklaştı. Kroll'u gördü orada. Kroll da seviye 7 kalmış durumda. Tabii üst koridor baskınıyla birlikte orada biraz da kaynak aldı 360 refe Kunduz. Bir küre daha tuttursa bırakacak ultiyi ama Chris bu sefer erken kullandı Valkyrie'yi. Gerçi sihir işen de var. Biraz daha güvende tutuyor kendini şimdilik. Evet ama karşılığında erken gelen bir sihirbaz papuçları var Kunduz'dan. O alınan büyü direncini de birazcık tabii ortadan kaldırıyor. Diğer tarafta da erkenden bir Luden tamamlanacak gibi gözüküyor Kunduz için. Çizmelerini de tamamlamışken şu an harika bir durumda gerçekten. Evet tabii karşısında Chris, onun güçlenmek için bayağı bir vakte ihtiyacı var. Bir sihir içen almak zorunda kaldığı için Syndra'ya karşı. Eşya dizilimi haliyle biraz gecikmiş olacak. Kerry rakiplerini hapsetmeye devam ediyor karanlık esaretiyle. 2 dakika sonra bulut ejderi var ama ilk ejder çok geç alındığı için bu oyunda ejder ruhuna gitmek haliyle bayağı bir zor olacak. O yüzden pek fazla önem verilemeyebilir. Mavi güçlendirme 360 Efe'de kaldı bu arada. Üst koridorda neler olmuş öyle? Naktakon'un canı 200'lere kadar düşmüş. Şimdi biraz toparladı canını. Yanlış anlaşılmasın bu arada. Yani yanlış onunla oynandığı takdirde ters tarafa gidebilir bu arada. Çok iyi bir kitle kontrol. Ve Ryup burada skoru buluyor.
düzeltiyorum. Pogu skoru buluyor Rüyup skorunu. Rüyup'un sıçrası vardı yalnız şimdi alt koridora. Bir iadeyi ziyaret geldi 361 Efe'den ama Ansebel burada Rüyup'un düştüğü hataya düşmeyip erkenden kullandı sıçrayı. Büyük bir hata tabii Rüyup'tan. Sıçrasını kullanmadı. Arkasında carry yokken ciddi şekilde öndeydi. Sıçrasını da kullanmayınca çok rahat orayı düşürmeyi başardı. Fibro'nun alt koridoru önemli bir skor. En azından birazcık nefes aldıracak. Bir de Anzabel'in tercih ettiği rünün bu dönemki değişimi de evet. Bu tarz skorların alınmasına önemli katkıda bulunuyor aslında. Kesinlikle öyle. Yani oradan belki de sıçra bile kurtarmayacaktı. Kitle kontrolü yedikten sonra. Birazcık metayı değiştiriyor. Şimdi kaçtı yine ulti. Tutmadı. Chris. Kunduz da atmadı ultisini. %25 yana kadar düştü orada. Sihir içeni hala patlamamış durumda. Belki o yüzden bırakmadı Kunduz ultiyi ama Naknako denemelerine devam ediyor. Alt koridordan da bir kule haberi daha gelecek. Fenerbahçe tarafında. İlk kule üst koridordan alınmıştı. Dakika 14'te aldı. Kule sayısını 2'ye çıkardı Fenerbahçe. 10 saniye sonra Bulut Ejderi var. Şu anda ilk eşyasını herkes tamamlamış durumda. Tabii destekler hariç. Pogu ihtişamlıya gitmedi ilk eşya olarak. O ihtişamlıyı biraz geciktiriyor eşya dilimi gereği. Yine Chris de aynı şekilde. Evet, Chris de aynı şekilde dediğin gibi. Ve ikinci ejderde Fyfron'a gidiyor. Bir de kompozisyonlara yani kompozisyonları değerlendirirken ona da bakmak lazım aslında. Şimdi ne olursa olsun mitik eşyalar daha ciddi güç patlamaları veriyor. Çoğu senaryoda. O anlamda rakiplerinden bir adım da burada da önde. Fenerbahçe kompozisyonu. 4 tane mitik eşya, ihtişamlı eşya tamamlanmış durumda o tarafta. Ve Okyanus Vadisi iki ejder alındıktan sonra burada ruha giden yolda çekilen yeni çilek kutsaldır. Nasıl? Ruha giden yolda çekilen çilek kutsaldır. Ruhlar Vadisi 3. sezon 5. Orta koridorda bir karanlık eser. Tanzabel yalnız yetecek mi? Yetmedi rüzgarın iddet ama. Rüyup düştü burada. Rüyup da 2 dakika arayla verdi. İkinci skor bir Pogu. Arındır ayakta tutacak onu. Rüyup'tan çok iyi denem ama çok az farklı. Yalnız yine sıçrayı kullanmadı. Evet, sıçrayı kullanmadan ölüyor ikidir. Ve burada yani o gizemli ateş geliyordu zaten. Şimdi sayı avantajı olmasına rağmen Fyfron'un burada daha temkinli oynayan taraf. Pogu pek fazla yaklaşmayı düşünmüyor gibi ama bir isabet dalgası daha geldi. Şimdi içeri giren bir crawl var. Arka tarafta Naknako almayı başardı Pogu'yu. Ve bir skor daha burada carry düşen isim. Kunduz'la yaklaştığım savaşa mutant. Son anda kullanılan bir sıçra var. Alamet alındı Naknako tarafından. Bir skor da Kunduz'a gidecek. Şimdi Kunduz sıçra ulti. Kunduz bir skor daha buldu. Takım arkadaşlarını vakitte kazandırdı. Burada bakalım artık alabilecek mi? Kunduz hayatta. Toplamda 5. skoru bulacak Fenerbahçe. Daha dakika 16'da katliam yazdırıyorlar. Yani 4'e 4 başladı orası. Ya 4'e 3 de olabilir. Çok hatırlayamadım. 4'e 3 başladı. Kunduz sonradan geldi. Evet, Kunduz sonradan geldi. Orada çok daha keskin olan, ne yapmak istediğini bilen taraf Fenerbahçe'ydi. Fibro'nun çok kararsız kaldı. Belki rakiplerin üzerine gitseler ilk savaş başlatma denemesini onlar yapsa belki farklı şekilde ilerleyebilirdi. Ama çok dağıldılar. İşte iki kişi bir tarafta, önce birileri kaçtı, sonra birileri girdi vesaire. Açıkçası yine Fenerbahçe daha koordine olan taraftı. Ve dakika 17'de altın farkını 8000'e kadar, 7500'e kadar çıkardılar. Rüyup da bir dişli kama eklemiş çantasına ikinci eşya olarak. Belli ki tahsillere doğru ilerleyecek. Bir sonraki ejder 2 dakikalık bir süre var. Barona da yaklaşık 2,5 dakika. Yani aslında şöyle bir seçimlere baktığımızda Fenerbahçe'nin gayet iyi bir hızda baron olabilecek beşlisi var. Üst koridorda tabii Yone olduğu için buna katkısı çok büyük. Nişancılardan karşılıklı olarak kullanılan ultiler.
Pogba hemen doldurulabilir iksirinden bir yudum aldı orada canını yenilemek adına. O da henüz mana verinini bitiremedi. İki skor bulmuş olmasına rağmen global altın kazanma konusunda Fenerbahçe çok önünde Fahirol'ünün. Hatta yani aradaki farkları görüyoruz. Sırf 3000 altın üst koridorda. Evet yani inanılmaz büyük bir üstünlük. Yöneden üst koridorda beklediğiniz şey bu değil aslında gerçekten. Özellikle Renekton gibi bir şampiyona karşı. Ama Fenerbahçe şu an rakibinden çok çok daha iyi gözüküyor. Yalnız o 361 Efe'nin biraz da oyunu okuması. Çünkü evet, ilk kule altını engelledi. O koridoru Fivron'un Renekton'a ufak bir üstünlük daha vererek tamamen domine etmek istedi ama 361 Efe'nin oyun okuması tüm gidişatı değiştirdi orada. Alt koridora bırakılan alametle aldığı kule sayısını 5'e çıkardı Fenerbahçe ve 50 saniye sonra çıkacak ejder için muhtemelen üstü dönüp ceplerindeki altını harcayacaklar. İkinci eşyasını bitiren bir Yone var dakika 19'da. Ebedi kılıç. %100 kritik hasar şansı bu arada Naktako ultiyle birlikte uzaklaştı. Yalnız Kroll sıçra. Bakalım insek yapacak mı burada? Naktako'nun üzerine gitmeye devam ediyor. Kroll istediğini başaramadı. Bir ses salgısı o da isabetsiz. Yani mekanik bir hata geldi Kroll'dan. Biraz yavaş kaldı. Totemi var mıydı? Galiba vardı en başında da. Orada... İlk başta ses salgısını atladığı gibi yapmayı denemedi bile. Evet. Sonradan falan bırakıldı yani, Totemi. Çok tedirgin oynadı orayı Kroll. Ve sonuç vermedi. Yine Naktako. Hayatta kalmayı başardı ve üzerindeki altını da rakibine vermemiş oldu. Fenerbahçe de bu oyundaki ilk ejderini alıyor. Okyanus ejderi. 361 Efe tarafından alınıyor. Üst koridoru yavaş yavaş ittirecek gibi görüyorum Minarta'dan baktığım kadarıyla. Fivron'in tarafının. Onların... Gerçi orada bir kule var, o yüzden işler değişecek muhtemelen üst koridor ittirme konusunda. Ama artık bir sonraki görev Baron gibi. Yani şu dakikada bir inhibitor kulesi kuşatmak pek mümkün değil. Orta koridor ikinci kulesi belki denenebilir. Rakibini out-rotate edebilirse Fenerbahçe, ama daha çok Baron etrafında oynamaya başladılar. Görüş temizlikleri başladı o kısımda. Hızlı bir baronları var senin de söylediğin gibi zaten. Pik arayacak yani, aradan birilerini çıkartmak için yeterince ekipmanları da var. Sindraları var. Birileri, yani gördükleri ilk hedefi çok rahat tekleyebilecek enstrümanlara sahipler. Bu noktada asıl hedef şu an baron ve baron arkasındaki görüşü sağlayıp birilerini düşürüp baron güçlendirmesini almak olacak. Dediğin gibi zaten yani özellikle Korkezil gibi şampiyonlar varken o orta koridor ikinci kulesini 5v5'te alabilmek çok kolay gözükmüyor. Yalnız Chris şu ana kadar bir teslimat kullanmadı değil mi? Bir tane koridorda kullandı. İkincisini görmedim. Bir tanesini orta koridorda minyon dalgasının üzerine atmıştı. Naktako şöyle bir etrafı kontrol etmek için öne doğru atıldı. Oradaki kontrol totemine son vuruşu yapamadı ama 361 Efe yapacak o son vuruşu. Ryup yalnız yaklaşık %40 hasar aldı Pogo'dan. Ve Baron başlıyor. Baron Pit'in içerisindeki totemler görüş sağlamıyor şu an Fivron'le. Gönderilen bir ses dalgası. Baron'da olduğunu biliyor rakibinin. Kroll ama kunduzun hasarı neredeyse yarıcının aldı Kroll'un ve daha fazla devam etmek istemedi bu Baron'a Fenerbahçe. Belki rakibini uyutup orada Baron'un canını yaralayabilir miyim diye düşünmüş olabilir Fenerbahçe oyuncular ama Chris'in de paket ses, teslimat sesi duyulunca hemen oradan ayrıldılar. Şimdi bu girişim herhangi bir sonuca ulaşmadı. Ya Fivron'un zamana ihtiyacı var etse. Hem de bayağı bir zamana ihtiyacı var. Bu aradaki farkı kapatmak pek mümkün görünmüyor. Orta oyun itibariyle. Belki geç oyuna taşımaları lazım. Ama Fenerbahçe bu kadar zaman sağlayacak mı rakibine? Asıl soru bu. Belki şu an oyun biraz yavaşladı. Önümüzdeki birkaç dakika daha böyle ilerleyecek ama orta oyuna gelmeden tamamen orta oyun görevlerini aldı zaten Fenerbahçe. Evet. Yani Fenerbahçe'nin hiçbir şey yapmamasına bakıyor uzun süre boyunca şu an Fibro'nun oyuna dönmesi. Oyun uzadıkça dönebilir mi? Tabii ki dönebilir. Ama dediğim gibi
özellikle Baron'un arkasında derin görüş alıp biraz evvelki gibi denemelerden bir tanesi mutlaka daha keskin şekilde yapıldığında işte Caitlyn kapanlarının vesaire kullanımıyla illaki sonuç verecektir, vermeli. Orta koridoru sürekli ittirilmiş şekilde bırakıp yani yine yan koridorlarda baskı oluşturduktan sonra işte Naknako itecek, geri dönecek. Sonra Renekton'un ışınlarını alacaklar vesaire. Bunlar tabii artık standartlaşmış oyunlar. Bu standartları yerine getirdiği takdirde... Yalnız Kunduz'un hasarı üzerine sadece tamamlama kaldı Ryupa. İşte bundan bahsediyordum tam olarak ve Naknako'dan bir ışından geliyor. Bu sefer bitirmek isteyecekler Baron'u. Evet, bu 4 ve 5 Baron'u istiyorlar çünkü ormancısı da yok Fyron'un. Fyron eğer burada savaş isterse çok daha fazlasını kaybedecek. Burada bir hayli dürtmeye ihtiyaçları var Chris. Roketlerini gönderiyor. Naknako oradan çıktı. Ay, harika oyun. Ay. Belki oyun boyunca çok fazla ulti kaçırdı ama en kritik yerde en doğrusunu yaptı Naknako. Burada 3 skor daha. Toplamda 4 skor Baron öncesinde. Altın farkı da 10.000 aşıyor dakika 24 itibarıyla. Harika bir combo gördük orada. Naknako'dan onun açtığı alanı takip eden bir Kunduz vardı. İki tane de skoru orada buldu. Bahsettiğim şey gerçekleşti bu sefer. Bir tane skor buldular. Hem de ormancı üzerinde buldular. Olabilecek en iyi senaryo. Kırmızının oralarda. Ve bu direkt Baron anlamına geldi. Fenerbahçe doğru zamanda tetiği çekmeyi başardı. Ve bu Baron güçlendirmesiyle iyi bir tör çıkartabilecek noktalar zaten. Sadece bir tane iç kule kaldı. O da şimdi Naknako tarafından düşürülüyor. Evet, tüm İç kuleleri ve tüm dış kuleleri dakika 24'te düşürüyor Fenerbahçe. Artık sırada inhibitor kuleleri var. Ve senin bahsettiğin bir nokta vardı. İhtişamlı eşyaların bitmesi, bitmesinin güç patlaması hala bitmedi Fyron evet. tarafında. Evet. Kork ve Ezreal özelinde. İkisi de üçüncü eşya olarak istiyor tabii genel itibariyle. İki ya da üçüncü eşya. Kork ile değişkenlik gösterebiliyor. Bu da aslında o ana güç patlamasını bir miktar geciktiriyor. İsabet algısından biraz fazla sarılıyor orada. Hemen ormanda bulduğu can erikleriyle canını yenileyecek. Tabii diğer tarafta 4 tane kronometre var Fenerbahçe oyuncularının üzerinde. Yani bu da herhangi bir sıkıntılı durumda onlar için emniyet olacak. Şimdi üst koridoru Kunduz'u göndermeyi tercih etti Fenerbahçe. Oradaki minyonları ittirdi Kunduz. Yalnız sayı avantajını görünce hemen orta koridorda Fyron'un rakibinin üzerine koşuyor. 361 Fable ulti denemesi. O da kendi ultisini kullandı. Uzaktan gelecek hasarın tamamını engelliyor ama kronometre sanki biraz gereksiz oldu. Kroll çok fazla sıralıyor. Carry de aynı şekilde. 361 F'e tanklamaya devam ediyor. Mutant çok fazla can yeniledi. Ama yine de yeterli olmayacak gibi görünüyor bu. 3 kişi çok iyi kapandı orada Fenerbahçe. Anzavel'de düşecek o skorda Ryupa gidiyor. Oyunun sonuna doğru adım adım ilerliyoruz. Kroll'u kovalayan bir Naknako var. Naknako sıçrayla birlikte o da Kroll'u buldu. Toplamda 3 skor. Ve dakika 26'da o Nexus kulelerini korumak artık çok zor Fyron için. 5 ve 3'tü bu takım savaşının başlangıcı ve hiçbir şey çıkartamadı oradan Fyron'in. Sonrasında Kunduz geldi ve direkt olarak orayı kazandı zaten. Fenerbahçe çok ciddi hasar, tanklık, hayatta kalma becerisi her şey var. Bu savaş içerisinde kullanılan kronometre sayısı toplamda bakıyorum 2 tane olmuş. Hala kalan kronometreler vardı. Bir tanesi Zonya'ya, diğeri de koruyucu meleğe dönüştü. Şu an 0 kronometre kaldı bir anda. Yalnız Fenerbahçe'de 3 oyuncu orta koridorda şöyle bir Nexus kulesine yeltendi ama evet. tutan büyük roket canları azaltınca daha fazla zorlamak istemedi onlarda. Hiç riske girmeye gerek yok. Onların ona ihtiyacı da yok zaten şu anda. 2 inhibitor alındı. Altın farkı da zaten 13-14.000 civarında. Herkesin üzerinde bu arada ödül altını var. Yani Korkin'in alabileceği bir iki skor oyunu farklı bir noktaya getirebilir. O yüzden yani bunu vermek istememesi Fenerbahçe'nin en doğru olan şey. Yani o bir iki skordan çok çok fazla bulması lazım şu aradaki farkı kapatmak için ama Fenerbahçe oyunu kitabına göre oynamaya devam ediyor. Alt koridordaki minyonları olabildiğince ittirdi Chris. Ama bu sadece... 1 veya 1,5 dakika kazandıracak Fyron'le. Fenerbahçe'nin bir sonraki hamlesi üst koridor kuşatması olacak gibi ama tabii Fyron de burada bir şeyler çıkarmak için şöyle bir tuzak girişiminde bulunmak istiyor. 361 Efe yani kalkanı da aldı üzerine. Onu aşmak çok güç. Çok rahat bir Anzavel skoru oldu bu.
Fenerbahçe devam için. Devam edecek. Rüyüp'ü bulan bir isabet dalgası var. Mutant havaya savruldu orada. Ulti ile birlikte sıçrayı kullanıyor. Kalkan geç geldi. Geç bir kara Kalkan. Yine de Rüyüp hayatta. Arka tarafta Kristen güzel basar desteğe geldi. Ses dalgası da tuttu 361 Efe'nin üzerine ama. Ama burada ne oluyor? Kim tutacak Naknako'yu? 17. seviyenin Naknako. Birisi gelse de tutabilir mi? Çok emin birisi değilim. Birisi birileri geliyor oraya. Birileri geliyor. 3 kişilik bir ekip geliyor. Burada hayatta kalmayı da başaracak Naknako. Üzerine üst koridorda da inhibitör verildi. Yani hatta burayı da savunamadılar. Canlar biraz toparlanıp geri dönmeye çalışacak ama Fenerbahçe artık maçı bitirdi. Fenerbahçe artık son vuruş için geliyor. İkinci Nexus Kulesi'nin canını bayağı azaldı. Chris teslimatı var ama onun üzerine bir anda gelen bir hamle var. Yine Naktakon'un ultisi istediği şekilde bulamıyor rakibini. Yalnız erken düşen bir Anzabel. Kral'ın üzerinde tutuştur. Rüyüp ona vurmaya devam ediyor. Savaş 2'ye ayrılmış, hatta 3'e ayrılmış durumda. Rüyüp arka tarafta kovalarken rakibini. Burada Kunduz bir skor buldu. Nexus Kulesi düştü. Şimdi odak Nexus. 29 dakika ve Fenerbahçe Akademi, Five Run Akademi'ye karşı ikinci hafta birinci günde galip gelmeyi başarıyor.